Herkese merhaba arkadaşlar. Jo 2008 ile beraberiz. İki telli MEP otomotivi. Çok teşekkürler. Bize yine bir araç tahsis ettikleri için Peugeot 2008 kullanıyoruz. Bu araç yeni nesil 1.2 tam otomatik vites teknolojisine sahip. 110 beygir güç üretiyor. 10.3 saniye 0-100 değeri var. Vites geçişleri iyi. Güzel. Arabanın zaten inceleme videosunu az önce çektik. Dizeline ama test aracı dizel yoktu. Yeni çıkan bu 1.2 vites test aracı vardı. Aşağı yukarı ortalama tüketimi 5 litre civarı karma tüketimi. Arabanın koltuğundan bahsetmek istiyorum önce. Çok rahat yani koltuğu size yanal destek açısından çok sizi sarıyor yani kapsayan bir koltuk. Onda hiç sıkıntı yok. Yani spor bir araçta ermiş gibi hissi verebiliyor koltuğu. Şu an ilk izlenimim güzel. Gaz tepkisi de çok iyi. 100 km hızda 110. Fazla iyi gaz tepkisi ve ibre çok klasikmiş böyle. Analog ibreler çok şey duruyor ama yani çok zarif, çok güzel duruyor bence ibreleri. Etrafında böyle bir mavi ışıklandırma yapmışlar. Çok hoş duruyor. 6 ileri bir araç. Şu anda 96 yani bu araba 99-100 km hız civarında 6 ileri devirde 2000 devire geliyor. Bu yakıt ekonomisini ciddi etkiler. İyi yakar yani bu araba. Direksiyonun yapısı çok güzel ama şu direksiyonun üstü 2008'deki gibi değil. Böyle yuvarlak olması şurayı görüntü olarak sürüş pozisyonunda biraz kesiyor gibi. Ama ona göre de şurayı orta dijital ekranı biraz yukarıya konumlandırmışlar. Bu da zekice yapılmış bir şey. Arabanın genel yapısı güzel. B sınıfı kompakt bir araç olarak, yani kompakt SUV diye geçiyor bu araç. Ama gayet iyi. Yani vites geçişleri kararlı. Peugeot zaten bu tam otomatik işini bayağı iyi yapıyor. Virajda tutunması, şeritte kalması çok iyi. Dediğim gibi Peugeot bu tam otomatik işini artık iyice iyi yapıyor. Standarta koydu. 1.6 dizele de E6 şanzımanları tamamıyla monta etti. Hep E6 şanzıman kullanılıyor. Gayet iyi. Bu araçta yalnız bir eksiklikte F1 vites yok. 1.6 dizel yarım otomatik eski şanzımanda F1 vites vardı ama bu aracın şeyine koymamışlar. Şimdi böyle bir bu arabada onu konumlandırmamışlar. Çok kararlı. Şu an spor modları değil araba. 6000 devir çeviriyor. Çok iyi. Arkada araba yok. Fren mesafesi de gayet yerinde. Gayet yerinde. Ve grip kontrol var bu araçta. Farklı sürüş modları kumlu zeminde, karlı zeminde. Kar, yağmur, bir de ne vardı? Bir şey daha vardı. Normal asfalt moduna kadar hepsi var asfalt. Yani. Farklı, bir de çamur modu var. Çamur modu da var. Evet, normal modunda şu anda kullanıyoruz biz aracı. Yani farklı sürüş modlarını grip kontrolüyle kullanabiliyorsunuz. Bu grip kontrol biliyorsunuz 3008 gibi bir araçta bile henüz yok ama 2017'de gelecek diye söylentiler var. Bu araçta 1.2 tam otomatik vites aldığınızda bu araçta standart. Bu araç 1.2 VTI teknolojisiyle de üretiliyordu. 1.6 VTI teknolojisiyle de üretiliyordu. Ama onunla yer vermemişler. Şimdi 1.2 yeni nesil bir motor, yeni nesil bir şanzımanla üretiyorlar. Ses konusunda değinirsek arabanın yalıtımı bana başarılı geldi. Yani size motor sesini minimum seviyede hissettiriyor. Bu çok başarılı bence. Yol sesini az bir şey 100 km hızında biraz asfalt sesi almaya başladı araba gözlemlerim. Ama o da olacaktır yani. Segmenti belli. B segmenti olduğu için normal bir şey. Yani. Yani D segmenti SUV'lar bile ses alıyorken bu arabanın 100 km hızında ses alması, rüzgar sesi vesaire gayet normal, olağan bir şey yani. Eksiklik olarak gördüğüm anahtarsız çalıştırma konabilirdi. Dediğim gibi şey konu F1 direksiyondan vites değiştirme konulabilirdi. O yok. Ancak buradan manuel değiştirebiliyorsunuz. Bir de şey koyuyor, arabada özellik olarak söylemek gerekirse geri görüş kamerası ve şey de var. Elektronik otomatik park ve çarpışma önleyici sistemler var. Bunların hepsini bu arabaya koymuşlar. Cidden dolu dolu bir araba.
işleri de iyi yani arabanın. Az önce de birkaç şey indirdik de. SF bir devreye girdi ama yine de araba kararlı yani yolda kendini salmıyor, bırakmıyor. Araba o konuda gerçekten kararlı. Buradan dönelim ya. Geçen 3008'i de bu kadar söyledim zaten. Ya Peugeot'un yeni nesil araçlarını çok seviyorum. Gerçekten ciddi bir mesafe kat ettiler. Yani insanlarımızda hala bir algı var işte. Peugeot'dur, Fransız'dır, sorunlu arabadır algısı var ama yani bunu yıkın artık. Gerçekten güzel arabalar yapıyorlar. Yani 3008'den tutun da 3008 zaten kendini belli etti zaten. 308, 3008. Evet. Bakın 508 de çok kaliteli araba. Bu araba da gerçekten olmuş yani. Şu an 81 bin lira bir Clio 4 fiyatı ama bu arabayı 86 bin liraya dizel otomatik alabiliyorsunuz. Yani araba da gayet hoş bir araba. Görüntüsü dış... 4'te olmayan özellikleri birçoğu sabit var. Evet. Yani bunda da örneğin anahtar çalıştırma yok. O da ayrı bir konu. Yok, ama ekranın, bir de ekrana gelelim. Ben baktım güzel. Hassasiyet. Dokunmatik hassasiyeti, yani akıllı telefonları aratmıyor. Güzel bir dokunmatik hassasiyeti var ekranın. Tabii şimdi USB ya da CD olmadan ses sisteminin kalitesini tam net anlayamayız ama ses sistemi gayet iyi. Navigasyon da bulunuyor bu ekranda. Şu an Samet de navigasyon açtı zaten. Hava mazgallarının yeri konumu çok güzel. Klima tuşları falan hepsi bizle iletişim halinde. Yani çabuk elimizle hiç şey yapmadan rahat iletişime geçebiliyoruz klima mazgallarında vesaire. Sadece bu arabada kol dayamanın bir eksikliği hissediliyor. Yani yumuşak bir kol dayama, koltuğa sabitlenmiş ya da ortaya sabitlenmiş bir kol dayama olsaydı yerinde olurdu ve güzel olurdu. Onun eksiklikleri var. Tabela okuma da var. Tabela okuma bunda da var değil mi? Şu an 30 km hız uyarısı veriyor. Tabela okuma bunda da var. İşte bu çarpışma önleyici sistemler falan hepsi zaten aynanın burada dışarıdan baktığınızda görebilirsiniz. Konumlandırmışlar. Araba güzel. Hatta şöyle yavaşladık bir yerinden ani kalkışını deneyelim. 10 km hıza kadar düştük. Çok iyi. Ve motor sesi kulağa o kadar hoş geliyor ki yani. Hiç şeyi yok yani. 100 km hıza 98'e çıktık bıraktık. Yani motor sesi kulağa tırmalamıyor yani. Kulağa hoş geliyor. İnsanın bastıkça daha da çok basası geliyor. İşte o daha ayrı bir dünya. Bekledi. Tam biz yanaştık çıktı. Motor sesi kulağa çok hoş geliyor. Spor modu şöyle S moduna bir alalım. Biraz da spor modunda deneyelim. Motor sesi çok güzel geliyor. Çok güzel değil mi? Yani benzinli bir arabanın o nasıl o eski atmosferiklerin canlı bir motor sesi oluyordu ya. O sesi hissettiriyor size fazlasıyla. Araba. Yani yol tutuş olarak şöyle kasilere de bilerek kendim giriyorum ki darbe emişleri falan gayet yerinde bir araba olmuş. Ben beğendim. Yol tutuşu darbe emişleri çok çok iyi. Yani bu konuda sıkıntı yaşamazsınız bu araçla. Ekstra bir ses geliyor. Acaba yine onu sormak lazım. Hoparlörlerden ses gelmiyor mu 3008'deki gibi? Arabanın ortalama yakıt tüketimi 9.3. Şu an ortalama yakıt tüketimi 9.3 gözüküyor. 25 km hızla. Yani benzinli bir araba ya. Normal, çok normal. Yani İstanbul şehir içi trafiğinde 9. Yani küçük şehirlerde bu araba 7 litre yakar. Yani İstanbul dışındaki küçük şehirlerde 7 litre yakar. İstanbul şehir içi trafiği, bir de test aracı, binen herkes arabanın limitlerini zorlayıp daha üst devirlerde geziniyorlar. Biz de dahil bunları görmek, hissetmek istiyorlar. O yüzden şey yapabilir, sıkıntı değil o. Apple'la da eşleşebiliyor evet, bu telefon. Var. Apple CarPlay var, Apple'la da eşleşebiliyor, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ekranı. Gayet kullanışlı, dokunmatik hassasiyeti falan yerinde. Çok kullanışlı bir ekrana sahip.
Dediğimiz gibi yalıtımından bahsettik, konforundan bahsettik. Darbe yemişleri çok çok yerinde. Yani ben beğendim. B sınıfı kompakt SUV bir araçtan olabilecek en iyisi yani. 1000 kilometre oldu. 1000 kilometre oldu arabada. Yani olabilecek en iyisi diyebilirim. O konuda size herhangi bir sıkıntı yaşatmaz bu araba. Spor modunda sanki ama biraz kafa ütülüyor gibi. Arabanın gayet yerinde ya. Güzel. Araba. Tam kararında bir araba yapmışlar. Hani şeyden güzel. Clio 4'ten ise bence gayet. Yani bir sport tur Clio 4 almaktansa ben bu aracı alırım yani. Hem daha segmentleri zaten farklı ama yani bu kompakt bir SUV diye geçiyor. Grip kontrolü falan var. Biz fiyat olarak kıyaslıyoruz. Fiyat olarak kıyasladığımızda bir Clio 4 almaktansa iki Fransız aracında bir karar verecek olursam ben bu aracı seçerdim. Yani bu konuda kesinlikle bu araç vites geçişleri müthiş kararlı yani. Hiç yani bu Egea'daki gibi değil. Gaza bastığınızda size geç tepki verme falan yok yani. Direkt gaza basıyorsunuz. Yerinde atıyor, yerinde bırakıyor, yerinde vites değiştiriyor. Şanzımanı diyorum ya, Peugeot gerçekten olağanüstü yaptı bu tam otomatik şanzımanlarını. Muazzam yani. Ben çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar, bu testimizin de burada sonuna geliyoruz. Tekrar Peugeot Mepo Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Bu ikidir bizi çok güzel ağırlıyorlar. Test araçlarında imkanlarını, geri görüş kamerasını da böylelikle test edelim. Konumu biraz plakayı gösteriyor ama yine de iyi. Park asistanı da var bak. Aynı Volkswagen'deki gibi, görüyor musun? Direksiyonu çevirdikçe o da dönüyor. Yani Peugeot Mepo'ya onu söylüyordum. Çok teşekkürler. Bizi bir kez daha konuk ettiler. Bir başka test videosunda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.